Ya öncelikle ben bize her konuda yardımcı olan belediye başkanımız Ferhat Aygören, Dicle Belediye Başkanımız ve gerçekten bizimle beraber mağaraya inen bütün belediye, yani orada çalışan belediye işçisi arkadaşlarımız da dahil müdürümüz Sayın Selman Turan'a çok çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bilime nasıl diyeyim böyle çok faydalı oldular. Bize çok yardımcı oldular. Yol yapımı sırasında bir mağara olduğunu gördük, duyduk ve Doçent Doktor Sadentus'un hocamla beraber çalışıyor zaten. Onunla beraber bu mağarada çalışmalar yaptık. Yaptığımız çalışmalar sonucunda yani daha doğrusu birkaç böcek türü, yeni bir böcek türü bulduk. Çünkü buranın şeyi başka, ekosistemi, yaşam alanı farklı. Çünkü el değmemiş. Daha önce kimse girmediği için biz de gerçekten ilgimizi çok çekti ve buraya girdik. Gerçekten çok farklı bir ortamdı. Arkadaşım da aynı hisleri paylaştık, konuştuk. Ve birkaç böcek bulduk. Yani birisinin içinden çıkamadık tanımlamak için. Bunun için moleküler analizleri gerekiyordu. Düşündük, yaptık. İspanyol arkadaşlarımızdan, daha önce çalıştığımız arkadaşlardan da moleküler analizler için yardım istedik. Sağ olsunlar. Onlar da bize yardımcı oldular ve bu yeni cins tanımlanmış oldu. Evet, o cinsin ismi de Evet. siz Bunun koydunuz. cinsin ismi de tabii bizim talebimiz oldu. Çünkü bizim de hani o mağaraya girmiş İsmi olmamız neydi sebebiyle hocam? Anatolia Campa Dijlensis. Yani türün ismi bu ama cinsimizin ismi Anatolia Campa. Bu Campa da dediğim bütün bu bulduğumuz normalde bu böcek grubunun sonuna eklenen bir isim. Biraz farklı gelebilir. Dolayısıyla Anatolia cinsi ismini koymak istedik. Ve Dijlensiz de hem ilçemiz hem de üniversitemizi tanımladığı için inşallah bunun devamı da gelecek. Çünkü güzel şeyler bulduk. Ben tekrar bize yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. 2 yıllık bir çalışmanın ürünüdür aslında bu. Biz mağarayı duyar duymaz hemen atladık gittik yani. Çünkü bulunan mağara şöyle çok narin bulunan ve bölgede hemen hemen bulunmayan bir mağara çeşidi olduğundan dolayı biz burada yeni bu böcekle ilgili yani daha doğrusu Diplura ordosu ile ilgili bir fikir elde ettik ve bunu bulursak mutlaka yeni bir tür olabileceğini veya yeni bir cins olabileceğini hiç düşünmedik aslında. Ama yeni bir tür olabileceğini düşünüyorduk. Tabii biz mağaraya girdikten sonra bulduğumuz böcek bizim için çok farklı geldi ve bunun artık bir tür üstü bir kategoride tanımlanabileceğini düşündük. İşte yurt dışındaki arkadaşlarla beraber yeni bir cinsi teşhis ettirdik, işte teşhis ettik birlikte ve bu bizim için biyoçeşitlik için, Diyarbakır'ın biyoçeşitliği için çok çok önemli ve değerli. Bu konuda gerçekten de yeni bir katkı sağladığımızdan dolayı çok çok iyi oldu diyebiliriz. Bu bize neyi ispatlıyor biliyor musunuz? Yaptığımız moleküler analiz sonucunda nereden geldiler ama bununla biz bunu ispatlamış olduk. Evet. Kanıtıdır yani. Evet. Açalım. Evet. Aşağı. Ha bu bizim belgemizdi. Tamam. Ha, devam ne olduğunu bak. Ne olduğunu. Evet. Tabii biz böcekleri işte şu alanlarda bulduk. Evet. Çok büyük. Eğer görünüyorsa tabii. Bayağı geniş bir alan. Evet. Şey yapalım biraz. Şu an çekiyoruz mağarayı. Mağara girişini. Evet. Mağara girişi bayağı yüksek bir alandan giriliyor. Şöyle. Bayağı geniş bir alanı görüyoruz. Evet. Evet. Çalışmalarımız tabii dar alanlarda yapılıyor. Çok dikkat gerektiren alanlar bunlar.
Ardımızca onlar da çok küçük. Sessiz girmemiz gerekiyor bu alanlara. Yoksa tamamı ihtimali çok yüksek. Evet. Buradan görüyorsunuz. Çok geniş bir alan var.